Schwarzschild koordinatlarıyla yazdığınızda, kara deliğin anlatımında olay ufkunda bir gariplik varmış gibi görünür. Bazı ifadeler aşırı büyür, sanki orada gerçek bir fiziksel patlama oluyormuş izlenimi verir. Aynı kara deliği, Kruskal-Szekeres koordinatlarıyla yazdığınızda ise bu patlama kaybolur ve her şey daha düzgün görünür. İşte kafa karıştıran soru burada doğar. Kara deliğin fiziği mi değişti, yoksa sadece onu tarif etme biçimimiz mi? Genel görelilikte koordinatlar, çoğu zaman doğanın kendisi değil, doğayı tarif etmek için seçtiğimiz harita dili gibidir. Bir şehri sokak isimleriyle de tarif edebilirsiniz, koordinatlarla da. Harita dili değişir ama şehir aynı kalır. Benzer şekilde uzay zamana farklı koordinat isimleri verdiğinizde denklemlerin görünüşü dramatik biçimde değişebilir. Ama bu gerçeğin değiştiği anlamına gelmez. Bazen farklı görünen iki yazım gerçekten aynı şeyi anlatır, bazen de anlatmaz. Bu ayrımı etiketlere bakmadan yapmak genel görelilikteki ünlü eşdeğerlik problemidir. Fizikçilerin bu tuzağa düşmemek için kullandığı temel fikir şudur. Koordinatlar değişse bile değişmeyen, yani tarif dilinden bağımsız büyüklükler vardır. Bunlara kaba bir ifadeyle yer çekiminin parmak izi diyebilirsiniz. Harita dilini ne kadar değiştirirseniz değiştirin, eğer aynı uzay zamandan bahsediyorsanız, bu parmak izinin aynı kalması gerekir. Eğer farklı uzay zamanlarsa, bir yerde bu parmak izi ayrışır. Bu parmak izleri sadece tek bir sayıdan ibaret değildir. Çünkü karmaşık geometrilerde tek bir ölçüt bazen yanıltıcı olabilir. İşte burada Kartan-Karlhede algoritması devreye girer. Bunu uzay zamanın kimliğini doğrulayan çok adımlı bir kontrol prosedürü gibi düşünün. Önce uzay zamanın eğriliğini ölçen nesnelerden başlar. Sonra onların daha ince ayrıntılarını ortaya çıkaran bir dizi ek ölçüm adımı uygular. Her adım koordinat seçiminin getirdiği belirsizliği biraz daha azaltır. Bir noktada artık yeni ayırt edici bilgi üretilemez. Yani elde edilen kimlik bilgisi sabitlenir. O sabitlenmiş bilgi dizisi uzay zamanın koordinat bağımsız imzasıdır. Bu bakışla Schwarzschild-Kruskal meselesi netleşir. Schwarzschild yazımında ufukta görünen sonsuzluk çoğu zaman gerçek bir fiziksel felaket değil, koordinat seçiminden kaynaklanan bir görüntü hatasıdır. Kruskal koordinatları aynı geometriyi daha sağlıklı bir harita diliyle yazdığı için o yapay sorunu temizler. Yani iki yazımın matematiksel görünüşü farklı olsa da Kartan-Karlhede'nin çıkardığı koordinat bağımsız, imza aynıysa fiziksel olarak aynı kara delikten söz ediyorsunuz demektir. Bir ifadenin kötü görünmesi, tek başına doğada bir şeyin bozulduğu anlamına gelmez. Genel görelilikte bazı bozulmalar, sadece seçtiğiniz koordinatların kötü davranışıdır. Gerçek bir fiziksel tekillik ise daha derin bir şeydir. Koordinatı değiştirerek ortadan kaldıramazsınız. Çünkü parmak izi dediğimiz koordinat bağımsız işaretler de bozulur. Peki bu yöntem bu kadar güçlüyse neden her yerde kullanılmıyor? Çünkü maliyeti yüksektir. Uzay zamanın kimliğini adım adım ayırt etmeye çalıştıkça yapılacak hesap hızla büyür. Semboller ve ara ifadeler şişer. Basit örneklerde rahatça çalışır ama karmaşık uzay zamanlarda iş, bilgisayarın bile zorlandığı ağır bir hesaplamaya dönüşebilir.